Merhaba arkadaşlar, Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Ben Atiger Aslan. Bugün yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün yeni açılan, yer altından, denizin 106 metre altından geçen trenle Halkalı istasyonundan binerek karşıya Gebze istasyonuna kadar giden yolculuğun nasıl gerçekleştiğini sizlerle birlikte test edeceğiz. Hadi hep birlikte trene binip oradan karşıya geçeceğiz. Biz Pendik'te ineceğiz ama tren istasyonu Gebze'ye kadar devam ediyor. Bunu da sizlere aktarmak istiyorum. Evet arkadaşlar, hemen merdivenlere bindik. İstasyona doğru gidiyoruz. Evet, buradan trene binişimizi gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar şu anda biz Halkalı istasyonundan bindik. Mustafa Kemal Paşa'nın küçük çekmece Florya. Florya Akvaryum Yeşilköy. Yeşilköy, Ataköy, Bakırköy, Yeni Mahalle, Zeytinburnu, Kazlı Çeşme, Yeni Kapı, Sirkeci, Suyar, Ayrılık Çeşme, Sürüklü Çeşme, Fener Yolu, Göztepe, Erenköy, Suvariye, Bostancı, Küçük Yalı, İdari Tüfe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atala, Başak, Kartal, Yunus, Pendik istasyonunda biz yolculuğumuza son vereceğiz. Buradan sonra Kaynarca, Tersane, Güzel Yalı, Aydıntepe, İçinde, Tuzla, Çayırova, Gebze Üniversitesi, Osman Gazi, Darıca, Gebze'de sonra. Evet, şu anda istasyondan hareket ettik. Şu anda saate bakıyorum. 10.46 itibariyle Halkalı istasyonundan yolculuğumuz başladı. Bakalım kaç dakikada denize ulaşacağız. Oradan kaç dakikada Pendik'e kadar yolculuğumuzu tamamlayacağız. Halkalı'dan çıktıktan sonra ilk istasyon Kanarya. Kanarya istasyonu. Evet, şu anda ilk istasyonu geçtik. Çekmece Gölü'nün kenarından, Marmara Denizi'nin kenarından, sahil şeridinden manzaralı bir şekilde trenle trafik sıkıntısı olmadan yolculuğumuza devam ediyoruz. Marmara Denizi sahil şeridine ulaştık.
Gazze tünelinden geçene kadar hep sahil kenarında bizleri götürerek İstanbul'un görülmesi gereken en güzel yerlerinden sıralama yapılırsa en başlardaki bölümden gidiyoruz. Arkadaşlar, Halkalı İstasyonu'ndan yaklaşık 40 dakika geçti ve şu anda denizin altına girdik. Sirkeci İstasyonu'nu geçtik ve şu anda denizaltı bölümündeyiz. Halkalı'dan buraya gelmemiz 40 dakikayı buldu. Şu an arkadaşlar suyun 106 metre derinliklerinde Sirkeci'den Üsküdar'a geçişimizi gerçekleştiriyoruz. Marmara'daydayız. Ayrılık Çeşmesi istasyonundan yüzeye çıktık arkadaşlar. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anda saatimize de bakıyorum. 11.33. 10.46'da yolculuğumuza başlamıştık. Şu anda Ayrılık Çeşmesi istasyonundayız. Yolculuğumuza devam ediyoruz. İstasyonundan çıktık. Devam ediyoruz.
Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişteki ikinci istasyon olan Ayrılık Çeşmesi. Birinci istasyon Üsküdar, ikinci istasyon Ayrılık Çeşme. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Söğütlü Çeşme istasyonuna geliyoruz. Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nun bulunduğu noktadayız. Evet, Fenerbahçelilerin. Evet, şu anda Ülker Stadyumu'nun dibinde geçiyoruz. Erenköy istasyonu. Erenköy'ün tarihte geçmişteki en önemli şahsiyetlerinden birisi Zihni Paşa vardır. Zihni Paşa'nın Erenköy'ün tam meydana bölgesinde bir ismini alan cami yapılmıştır. Tanju istasyonunu geçtik. Maltepe ilçesine giriş yaptık. Bostancı istasyonundayız. Sahil şeridindeyiz şu anda. Sahil kesimine en yakın noktalardan geçiyoruz. Karşımızda şu anda adaların net biçimde göründüğü yerler. Burgazada, Heybeliada, Kınalıada, Büyükada. Altı tane ada var. O altı ada hepsi birleştirilip tek bir belediye çatısı altında toplanmış. Onun ismi de Adalar Belediyesi. İstanbul'un 39 ilçesinden bir tanesi Adalar. Altı adanın toplamı bir ilçe sayılıyor.
Çağlar istasyonunda. Evet arkadaşlar, Halkalı'dan Gebze'ye kadar giden 43 istasyondan oluşan yolculuğumuzu biz Pendik'te sonlandırdık. Yaklaşık 32 durak geldik. Toplamda tam 1,5 saat sürdü. Ücret olarak 5.70 kuruş ödemiştik. Pendik'ten indiğimizde 50 kuruş tekrar iadesi alındı. Yani Halkalı'dan Pendik'e kadar gelenler 5.20 kuruş ödeme yapıyorlar. 1,5 saat hiç trafiği görmeden klimaların altında rahat bir yolculuk gerçekleştirdik. Tahmini olarak Gebze'ye kadar 11 durak kaldı. Bu 11 durakta da yarım saat daha tahmini yolculuk süresini düşünürsek yaklaşık olarak Halkalı istasyonundan Marmaray vasıtasıyla Gebze'ye kadar yolculuk etmek 2 saat sürüyor. 2 saati göz önüne alın. Trafik falan görmüyoruz. Çok rahat bir yolculuk. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.